Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'du. Rabbi sadri ve yessir emri Vahlulukta hlul ukdeten min yefkahu kavli. Allahumma amin. Evet, Allah azze ve celle'nin izni ve keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle bugün tekrar toplanma fırsatımız oldu. 22. dersimiz İmam Berbahari'nin Şerhus Sunnesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 44. baba geldik. Abi 44. Baba okusun ondan sonra biz devam edelim. Evet. Zina edenlerin recm edilmesi, taşlanarak öldürülmeleri haktır. 44. Rejim haktır. Evet, rejim haktır. Tabi recmin ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Bununla beraber İmam Ahmet'in Şerhus Sünnesi'nde buna benzer ibareler var. İstiyorum ki İmam Ahmet'ten de bunu nakledeyim. Şimdi İmam Ahmet Şerhü Sunne der ki evliyken zina eden kimse bunu itiraf ederse veya zina ettiğine dair delil ortaya koyulursa onu recim edilmesi gerekir der. Bu haktır der. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü vesselam recim cezasını uygulanmıştır. Raşid imamlar recim cezasını uygulanmıştır der İmam Ahmet Şerhü Sunne'de. Peki kardeşler bu mesele neden böyle? Rejim cezası neden özellikle itikat kitaplarında yer alıyor? Biraz sonra bir bab daha işlersek zamanımız yeterse o da buna benzer bir mesele. Neden peki? Yani rejim meselesinin itikatla ne alakası var derseniz şunu diyeceğiz. Çünkü bu usulü sünne, sünnetin asılları. Aslında rejim meselesi sünnetin asıllarından bir asıldır. Genellikle bunu kim inkar etmiş? Bunu hariciler inkar etmiş. Bununla beraber Mutezile inkar etmiş. Ve hadislerle problemi olan bugünkü insanlar da inkar etme yoluna gitmişler. Biraz önce söylediğimiz gibi rejim zina eden evli erkek ve kadının taşlanarak öldürülmesi mesela örnek verecek olursak şimdi ben tek tek bu konuyla alakalı rivayetleri zikredeceğim. Sonra bidat ehlinin buna verdiği cevapları zikredeceğim. Sonra ehli sünnet ve cemaatin bunlara verdiği cevapları zikredeceğim. Tabi ben hadisler çok olduğu için bunları mealen özet olarak nakledeceğim. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis var ki Peygamber aleyhissalatü vesselam meclisindeyken onun huzuruna bir bedevi kalkarak Ya Resulallah benim için Allah'ın kitabıyla hükmet dedi. Akabinde onun hasmı olan bir şahıs da çıktı dedi ki evet ya Resulallah hasmın doğru söyledi. Bize Allah'ın kitabıyla hükmet dedi. Bu söz üzerine dedi ki sen Allah'ın kitabıyla hükmet ki ey Allah'ın Resulü benim de söyleyeceğim bazı sözler var dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki sen dedi söyleyeceğini söyle dedi. Bu şahıs da dedi ki benim oğlum ile şu bedevinin eşi Zina etti dedi. Yani benim oğlum onun yanında çalışıyordu. Onun eşiyle zina etti. Dolayısıyla ee, dediler ki senin oğlunun cezası taşlanarak öldürülmesidir dediler. Bunun üzerine benden bazı şeyler istediler. Ne istediler? Yüz koyun istediler. Bununla beraber bir cariye fidye olarak istediler. Biz de ondan sonra gittik ilim ehline sorduk. İlim ehli dedi ki hayır dedi. Onun eşinin taşlanarak öldürülmesi gerekiyor, senin oğlunun da sürgün edilip yüz sopa vurulması gerekiyor dediler. Ey Allah'ın Resulü, bize Allah'ın Kitabıyla hükmet ve Allah'ın Kitabıyla bize bu konuda yardımcı ol diye talepte bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla hükmedeceğim. Buraya dikkat edin. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor. Cariye ile koyunları adama geri ver. Senin oğluna gelince onun üzerinde yüz değnek ceza vardır. Yani yüz celde ceza vardır ve sürgün edilmesi vardır. Bunun eşine de gidin sorun. Eğer suçunu itiraf ederse onun rejim edilmesi söz konusudur dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ey Uneys! Git kadına sor. Eğer kadın suçunu itiraf ederse kadını rejmedin diyor. Ve Uneys gidiyor. Kadın suçunu itiraf ediyor. Ve kadını rejmediyorlar. Burada dikkat edilecek nokta nedir kardeşler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabıyla hükmedeceğini söylüyor. Burası önemli. Tabi bu hadisler muttefakun aleyh hadisler. İkinci nokta, burada can alıcı nokta Ömer İbnül Hattab'ın Haçtan sonra Medine'ye gelip bir hutbe irad etmesi. Aleyhisselatü Vesselam'ın minberine çıkıyor ve diyor ki şüphe yok ki Allah Azze ve Celle Muhammed'i hak peygamber olarak gönderdi. Ona indirilen bu kitabın içinde recim ayeti de vardı diyor. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik, onu anlayıp belledik. Aleyhisselatü Vesselam recm etti. Biz de ondan sonra recm ettik. Böyle olduğu halde insanlar zaman uzayıp da onlardan birinin biz Allah'ın kitabında recmi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah'ın indirmiş olduğu bu farzı terk suretiyle delalete düşmelerinden korkuyorum diyor Ömer radıyallahu anh. Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden, zinasında beyinede bulunan yahut da gebelikle itirafta bulunmasıyla zinası sabit görünen kimse üzerine rejim bir haktır diyor. Başka rivayette Ömer İbni Katap der ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rejim etti. Ebubekir Bekir rejim etti. Allah'ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmemiş olsam onun muhakkak musafa yazardım diyor. Çünkü ileride bazı kavimler gelecek Allah'ın kitabında bunu bulamayınca onu inkar etme yoluna, gidecektir ve ben bundan korkuyorum diyor Ömer İbnül Hattab. Başka bir rivayette Ömer İbnül Hattab der ki uyanık olun. Uyanık olun. Bazı kimseler rejimde ne oluyormuş? Aynı bugünkü insanların söylediği gibi. Rejimde ne oluyormuş? Allah'ın kitabında değnek cezası vardır diyorlar. Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rejim etti, uyguladı. Ondan sonra biz de uyguladık. Şayet bazı kimseler Ömer Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi Allah'ın kitabına ziyade etti dememiş olsalardı o ayeti nazil olduğu gibi Kur'an'a koyardım diyor. İşte bu sözler çok önemli. Özellikle Ömer İbnül Hattab'ın hutbede bu sözleri zikretmesi çok önemli kardeşler. Çünkü bidat ehlinin işte hataya düştüğü, kendi kendiyle çeliştiği noktalardan bir tanesi burası. Bununla alakalı Tabi hani diyor ya Ömer İbnül Kattab ben eğer kitaba ilave etti demeseler bu konu hakkında bana iftira atmasalar onu yazardım diyor. Yani kastı ne bazı alimlere göre not olarak yazardım ilave olarak değil yani bazıları böyle tevhirlerde bulunuyorlar. Bununla alakalı Zeyd Bin Sabit var Mervan'la karşılaşıyor o dönemin halifelerinden Mervan'la karşılaşıyor. Diyor ki Zeyd bin Sabit zina eden ihtiyar erkeği ile zina eden ihtiyar kadını mutlaka rejmedin diye biz okurduk diyor. Biz bunu okurduk. Mervan da diyor ki Musaf'a yazmadın mı diyor. O da diyor ki Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh içimizdeydi. Size bu hususta yeterli bilgi vereyim mi dedi Zeyd bin Sabit. Ver diyorlar. Bize nasıl diye sorduk. Şöyle dedi. Bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki Ey Allah'ın elçisi bana recim ayetini yazdır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Şimdi yazdıramam dedi. Şimdi yazdıramam dedi. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. Yine Ubade bin Samit'in rivayeti var ki o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah Zina yapan kadınlar için bir yol tayin etmiştir. Evlenmemiş olan, evlenmiş olanla zina ederse bunların her birine yüz değnek, bir sene sürgün cezası vardır. Evli veya dul olanla zina ederse bunların her birine de yüz değnek ve recim cezası vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bu hadisler. Pek çoktur. Bununla alakalı Yahudilerin zina yapması karşılığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitabınızda ne vardır gösterin diyor. Ellerini koyuyorlar. Abdullah İbni Selam elini kaldırsın diyor. Ey Allah'ın Resulü ellerini kaldırınca recim ayetini görüyorlar. Ve Maide suresi 44. ayetle alakalı mesele. Nuzul sebeplerinden bir tanesi o. Hepiniz orayı biliyorsunuz. Bunun dışında şunu söyleyebiliriz. Ayşe annemizin rivayeti var şehadeteyni yerine getiren bir kişi ancak şu üç sebepten dolayı öldürülür. Bir tanesi rejim cezası. Ayşe annemiz bunu ne yapıyor? Bunu bize e, sahih yolla naklediyor. Bunun dışında başka bir rivayete gamidili kadın var biliyorsunuz. Daha önce naklettik. Gamidili kadın da gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama hamile olduğunu ve zina ettiğini söylüyor. Aleyhissalatü vesselam ondan yüz çeviriyor yüz çevirmesine rağmen bu kadın ısrar ediyor ve en sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadını da ne yapıyor? O kadını da rejim ediyor. Yine Maiz bin Malik'in kıssası var ki Maiz bin Malik de gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zina yaptığını itiraf ediyor. Dört defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan yüzünü çeviriyor. Buna rağmen o ısrarla o fiili işlediğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisine diyor ki sende delilik var mıdır? Yok diyor. Evli misin diyor. Evliyim diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam o adamın da recm edilmesini söylüyor. Bununla alakalı başka lafızlar var. O lafızlar da birbirine benziyor. Bazıları diyor ki Eslem kabilesinden bir adam geldi diyor. Bazı rivayetlerde Maiz bin Malik diyor. Ha, bu rivayetler ayrı mıdır, aynı mıdır? Bu konu Allah en doğrusunu bilir. Ama bunlar rivayetlerde geçiyor. Bunun dışında Ali radıyallahu Cuma günü ona bir kadın getiriliyor. Ve Cuma günü bir kadın ...recm ettiği, ben bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle recim ettim dediğine dair rivayetler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre recm ettim dediğine dair rivayetler var. Hatta başka rivayetlerde der ki hem sopa vuruyor hem recme ediyor. Neden böyle bir şey yaptığını sorunca Allah'ın kitabıyla sopa vurdum, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle recm ettim diyor. Dikkat edin buraya. Ama rejimi terk etmiyor. Bunun dışında Ömer bin Hattab ona zina edilmiş bir kadın getiriliyor. Tabi kadının deli olduğunu anlıyorlar. Deli olduğunu anlıyorlar. Soruyorlar. Bakıyorlar ki zina yapmış. Ömer bin Hattab da istişare ediyor yanındakilerle. Ve rejim edilmesine karar veriyorlar. Tam kadını götürecekler. Ali bin Ebi Talip ile karşılaşıyor. Ali bin Ebi Talip diyor ki siz bu kadını nereye götürüyorsunuz? O da diyor ki rejim etmeye götürüyoruz diyor. Demek ki sahabeler arasında bu mesele meşhur yani. Öyle binde bir olacak bir şey değil. Meşhur şeyler yani. Ali bin Ebi Talip de diyor ki bu kadın hayırdır? Diyor kadın deli. E diyor ki deliyi niye rejim ediyorsunuz ki? Getirin bana diyor kadını. Alıyor kadını. Diyorlar ki halifeye giderim. Halifeye gidiyorlar. Ey müminlerin emiri diyor. Sen bilmiyor musun diyor. Üç kişiden kalemi Allah Azze ve Celle kaldırmıştır diyor. Deli iyileşinceye kadar, uyuyan uyanıncaya kadar, çocuk ise akıl bali oluncaya kadar Allah onlardan kalemi kaldırmıştır. Tabi bu hadislerin farklı rivayetleri de, farklı lafızları da var. Ama Ali bin Ebi Talib bu hadisi hatırlıyor ve Ömer bin Hattab'a bu meseleyi zikrediyor. Ömer bin Hattab da diyor ki evet biliyorum diyor yani. Biliyorum diyor. O zaman neden bu kadın rejim olunuyor diyor. O da bir şey demiyor. Ondan sonra Ali bin Ebi Talib diyor ki kadını gönderin gitsin yani bu kadın mesul değil diyor. Ve kadını gönderiyorlar. Ömer radıyallahu anh tekbir getiriyor. Başka rivayetlerde Ali radıyallahu anh'ı övüyor diyebiliriz. Şimdi bu rivayetlerin her biri ve anlatacağımız başka rivayetler yani takriben 20 tane sahabeden nakledilmiş bu rivayetler. Tabi 20 tane sahabeden nakledilmiş ama her sahabe 3'e, 5'e, 6'ya, 7'ye toplulukları anlatmış. Yani yalan üzere toplanması mümkün olmayan sözler. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Peki bu rejimi neden kabul etmiyorlar? Mütevatir derecesinde olan bu rejimi neden kabul etmiyorlar? İşte muhaliflerimizin bize söylediği bazı sözler var ki onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar demişler ki özellikle muhaliflerimiz özellikle hariciler, mutezile ve şiilerin bir kısmı, çok az bir kısmı ve bugünkü günümüzdeki mealciler, hadis inkarcıları. Bunlar rejim diye bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. Hatta haşa, estağfirullah böyle bir saçmalık mı olur diyorlar. Böyle ağır şeyler söylüyorlar. Bunların birinci gerekçesi nedir kardeşler? Bunu hariciler ilk olarak zikretmiş. Demişler ki ehad haberle mütevatir olan bir haber iptal olmaz, nesh olmaz demişler. Şimdi haricilerin bu iddiası doğru mudur? Hayır. Doğru değil. Bu ne haberi vahid ne de ehad haber diyebileceğimiz bir hadis usulünde böyle bir şey değil. Bu mütevatir bir haber. Yani 20'ye yakın sahabe bunu nakletmiş. Sahabe icma etmiş selefin tamamı icma etmiş. Yani bu konuya muhalefet eden hiç kimse olmamış. Dolayısıyla birincisi bu adamların söyledikleri bu yönden batıldır. Yani diyeceğiz ki bu haberi vahidin kısımlarından değildir. Bu ehad haberin kısımlarından değildir. Bu bilakis mütevatir haber cinsindendir. İkinci bir şüpheleri var ki bunların. Bunlar diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rejim uygulamaları celde ayetinden öncedir diyor. Şunu iddia ediyorlar. Daha geniş açıklayacak olursak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o konu hakkında ayet inmediği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önceki kitaplara göre hükmediyordu. Ne zaman ki ayet indi artık yapmadı diyorlar. Böyle bir şey var mı? Hayır böyle bir şey yok kardeşler. Böyle bir şey yok özellikle celde ayetinden sonra rejim olayları oldu. Tamam diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam bundan önce yaptı. E peki sahabe? Sahabe niye yaptı o zaman? Bu sadece bu cevapla yeterli diyor. Üçüncü gerekçeleri, bunların her birine uzun uza diye cevap veremeyiz. Cevap versek zaten işin içinden çıkamayız. Sadece iddialarını söyleyelim adil olmak açısından. Çünkü ben de bazı şeyler söyleyeceğim. Üçüncüsü ise bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle sizden her kim cariyelerle evlenirse ve o cariyeler zina yaparsa onlara hürlere uyguladığınızın yarısını uygulayın. Diyorlar ki peki hürlere uyguladığımızın yarısı nedir o zaman? Diye söylüyorlar. Böyle bir gerekçeleri var. Üçüncüsü. Dördüncüsü derler ki bu ayetler Tevrat ile İslam'a gelmiştir. Yani normalde İslam'da böyle bir şey yoktur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilerle olan ilişkisinde de bu geçiyor derler. Beşincisi derler ki özellikle onların ayet diye kastettikleri zina eden ihtiyar, sizden zina eden kadın ihtiyar ve erkek ihtiyar kim bunu yaparsa recmedin mealindeki o ayetler Kur'an'ın uslubuna uygun değildir der. Yani Kur'an'a baktığımız zaman onun üslubuna, onun işte okuyuşuna, onun akıl olarak yaklaştığımız zaman meselenin izahına hiç uygun değil diyorlar. Bir gerekçeleri de bu. Altıncısı diyorlar ki bunlar Allah azze ve celle hırsızlığın cezasını açıklamış. Sarhoşluğun durumunu açıklamış ve birçok haddin cezasını açıklamış. Yani bu kadar şeyi açıklayan Allah Azze ve Celle böyle bir meseleyi neden açıklamamış? Ki bu mesele çok önemli bir meseledir diye iddia etmişler. Yedincisi demişler ki dahası bir ayetin lafzı ile hükmü ayrılmaz bir bütündür. Lafzı mensu olan ayetin hükmünün de mensu olması gerekir demişler. Yani bir şey nesh olduysa hükmende nesh olması lazım laf sende nesk olması gerekiyor demişler. Sekizincisi ise demişler ki en kötü en iğrenç gerekçeleri demiş ki böyle bir rivayet yoktur. Bu rivayetten hepsi uydurmadır. Ömer radıyallahu anh bu rivayetleri Kur'an'a soktu demişler. Haşa. Tabi bunların her biri dediğim gibi batıl sözler. Bunların her birine ehli sünnet vel cemaat zaten cevap vermişler. Şimdi ben ehli sünnetin Size gerçek manada rejim konusundaki itikadını anlatmak istiyorum. Bunlar onların gerekçeleri, iddiaları. Eğer insanların her bir iddiasına cevap verecek olursanız var ya, oho işin içinden çıkamazsınız. Çünkü sürekli şeytan uyduruyor. Sürekli şeytan vesvese veriyor. Bunlara cevap vermekle uğraşmayın. Ehli sünnet vel cemaat size neyi tavsiye ettiyse ona alın gerisini bırakın. Bize düşen budur yani. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz ki ehli sünnet vel cemaat bu konuda şunu söyler. Der ki Ömer radıyallahu anh'ın kısası zaten hepsine bedeldir. Yani hiçbir ayet olmasa, hiçbir hadis söz konusu olmasa ve sahabenin tamamının icması olması bile yeterlidir. Çünkü sahabe burada icma etmiş. Nasıl icma etmiş? Ömer radıyallahu anh herkesin yani özellikle Ebu Bekir zamanında kuralların bazıları vefat ediyor. Museyleme'nin savaşında. Ondan sonraki döneme bakacak olursak daha müştehit olan, daha alim olan sahabeler Ömer radıyallahu anh'ın yanındalar. Medine'deler. Buna rağmen Ömer radıyallahu anh hutbeye çıkıyor, minbere çıkıyor ve bu meseleyi söylüyor ve orada hiç kimse itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Dolayısıyla hiç kimsenin itiraz etmemesi burada sahabenin icmasını ortaya koyuyor. Sahabe icma etmiş bu konuda. Birincisi bu. İkincisi bu konuda Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler hatta Şii olan hukukçular dahi bu konuda tevatür derecesinde olduğu için bunu kesinlikle kabul etmişler. Bunun İslam'ın bir hükmü olduğuna kanaat getirmişler demişler. Kimi dediğim gibi tafsilatında ayrıntılar var. Kimi demiş ki peygamberin sünnetiyle Kur'an'ın bir hükmü taksis edilmiştir. Kimi demiştir ki sahabe bu konuda icma etmiştir. Yani her biri bir gerekçe zikretmiş. Ortak nokta ne? Ortak nokta rejim hükmü bakidir. Ve kıyamete kadar olacaktır. Olması gerekiyor demişler. Dikkat edin dört mezhep ve selefin tamamı hatta bidatçıların bazıları dahi bu hükmü kabul etmişler. Başka ehli sünnet vel cemaat demiş ki Kur'an'da pek çok hüküm gelmiştir. Ve bu hükümlerin çoğu geneldir. Yani usulü fıkıh literatüründe lugatında amdır. Am ne demek? Genel. Bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselam bu genel olan hükümleri ya takyit eder ya tahsis eder. Yani ya kayıt koyar oraya ya da tahsis eder. Bunun örnekleri var mı? Bunun örnekleri çok. Mesela hırsızlık. Hırsızlık yapanın cezası nedir? Nasıldır? Nisap miktarı var mı yok mu? Biz bunu nereden öğreniyoruz? Bunu sünnetten öğreniyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam her hırsızın elinin kesilmeyeceğini söylüyor. Bunun bir nisap miktarı var. Ne zaman ki o nisap miktarına ulaşırsa o zaman hırsızlık yapanın elleri kesilir. Bir de elleri nerede kesilir? Nasıl kesilir? İkinci defa yaptığı zaman nasıl kesilir? Üçüncü defa yaptığı zaman nasıl kesilir? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Bunları sahabeden ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Dolayısıyla burası dikkat edilecek bir nokta. Yine namaz vakitleri. Allah emretmiş namaz kılın demiş. Bazı vakitlere kayıt getirmesi, bazı vakitlere taksis etmesi, bunun işte kaç rekat olduğunu söylemesi nereden öğreniyoruz bunu? Biz bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Yine zekatın hangi maldan verileceği, nisap miktarının ne olduğu bunları biz yine sünnetten öğreniyoruz. Bunun dışında ölü hayvan eti normalde yasaktır. Meyte yasaktır ama sünnet bunu bir yerde tahsis ediyor. Kayıt düşüyor başka yerlerde. Der ki denizin Ölüsü helaldir der. Yoksa peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylemese biz balığın ölüsünü dahi ne yapamayız? yemeyiz çünkü ayetin zahiri bize genel ölü etinin haram olduğunu söylüyor. Ama aleyhissalatü vesselam der ki denizin ölüsü helal suyu da temizdir der bize. Ne yaptı? Tahsis yaptı, takit yaptı, özel bir şer düştü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bununla alakalı örnekler çoktur. Çoktur. Ama oraya girmeyeceğim. Bunun dışında dördüncü olarak Ehl-i sünnet vel cemaat der ki özellikle İmam Şafi'ye göre bu böyledir. Der ki bu celde ayetinden sonra Peygamber Aleyhisselatü vesselam Allah'tan aldığı bir emir ile yani gayr-ı metluf bir vahiy ile zina eden evlilere rejim uygulamıştır. Ne demek bu? Şu demek. Yani Gayrı metluf ne demek? Okunmayan vahiy. Metluf, gayrı metluf. Okunan ayetler, okunmayan ayetler. İmam Şafi diyor ki okunmayan ayetlerle Allah Azze ve Celle Nebisine emretti. O da bunu uyguladı diyor. Bununla alakalı bu meseleyi özellikle kendisi söylüyor. Başka bir nokta ise alimler der ki bunun üzerine yani bir Allah'ın kitabına girmiş celde bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabit. Bunlar arasında bir fark yoktur ehli sünnete göre. Çünkü ikisi de bize göre nedir? Vahidir. Biri matludur, biri gayrı matludur. Biri okunan ayetlerdir, biri okunmayan ayetlerdir. Biz şunu demiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi kafasına göre bunu yaptı demiyoruz haşa. Allah Azze ve Celle ona bu şekilde vahyetti diyoruz diyebiliriz. Yine bunlara cevaben ehli sünnet uleması demişler ki Rejim uygulaması Celde ayetinden sonra olmuştur. Özellikle Maiz bin Malik kıssası, Gamitli kadının kıssası, Asif'in kıssası bunların hepsi Celde ayetinden sonra gelmiştir. Bu da bize gösteriyor ki son hüküm budur. Uygulanması gereken hüküm budur demişler. Bazı alimler hem recmi hem de celdeyi uygulamışlar. İşte dedim ya aralarında bazı ihtilaflar olmuştur. Mesela örnek verecek olursak bu konuda Ali bin Ebi Talip hem recim uyguluyor hem de bununla beraber celde uyguluyor. Yani önce celdeyi uyguluyor sonra recim ediyor. Soranlara da diyor ki Allah'ın ayetine göre celdettim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre de recim ettim diyor. Ancak bu nedir? Bu cumhurun görüşü değildir. Cumhurun görüşü sadece rejim edilmesidir. Ama bu konuda bunu söyleyenler olmuş mu? Evet olmuştur. İbn Abbas, İbn Mesud, Ubey bin Kâb, Ebu Zer, Hasan-ı Basri, İshak bin Rahavey, İmam Ahmet, Davut-ez-Zahiri önce sopa sonra rejim cezası verilir demişlerdir. Ama cumhura göre bu böyle değildir. Aralarında da çok bir fark söz konusu değildir. Rejim ayetini rivayet edenler Bununla alakalı rivayette bulunanlar 20'ye yakındır kardeşler. 20'ye yakın ve içinde çok önemli sahabeler vardır. Bera İbni Azib vardır. Ubademin Samit vardır. Abdullah İbni Ömer vardır. Ömer İbnül Kattaf vardır. Bununla beraber Ebu Hureyre vardır. Ayşe annemiz vardır. İbni Abbas vardır. İlahi böyle 20 tane zikredebiliriz. En önemli mesele bu konuya vereceğimiz cevap biz diyeceğiz ki İslam'da nesih ve mensuh vardır. Nesih ve mensuh vardır. Bu üç şekilde olur. Konumuzla ilişkili olduğu için bunu anlatmak zorundayım. Üç şekilde olur. Bunlardan bir tanesi şudur kardeşler. Nesih Allah Azze ve Celle'nin bir ayetin bir hükmü ortadan kaldırması manasındadır. Silmesi manasındadır. Bu bazen Allah Azze ve Celle hem tilavetini kaldırır hem hükmünü kaldırır. Peki bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Örnek verelim her birine daha iyi anlaşılsın. Ayşe annemiz der ki Kur'an-ı Kerim'de 10 defa emzirme vaki olursa süt emzirme ile ilgili hüküm meydana gelir. Ayeti vardı diyor. Daha sonra bu ayetin hükmü ve okunması 5 defa malum emme ile nesk diyor. Bakın dikkat edin Ayşe annemiz diyor ki 10 defa emme ile alakalı ayet vardı diyor. Yani bir çocuk 10 defa bir kadından süt emerse o onun süt annesi oluyor. 10'du eskiden. Ve bu konu hakkında ayetin olduğunu söylüyor Ayşe annemiz. Bunun hem tilaveti nesk oldu hem hükmü nesk oldu. Buraya dikkat edin. Bu birinci örnek. İkinci örnek bazen de tilaveti nesk olur. Ayetin zahiri nesk olur ama hükmü baki kalır. Ne gibi? işe recim ayeti gibi. Recim ayeti hakkında Ayetin nesh olduğu, silindiği, kitaba sokulmadığı ama hükmünün kıyamete kadar baki kaldığını bundan öğreniyoruz. İkinci örnek de bu. Yani birincisi dedik ki hem hükmü hem tilaveti nesh olmuş. İkincisi hükmü nesh olmamış ama tilaveti nesh olmuş. Üçüncüsü ise hükmü yok ama tilaveti var. Yani Kur'an'da var ama hükmü geçersizdir. Hüküm yok yani. Bir önceki ayet bir sonraki ayeti hükmünü nesketmiş Veya başka rivayetler onu ne yapmış? Onu nesketmiş Dolayısıyla bununla alakalı da vasiyet ayeti vardır, iddet ayeti vardır. Müşriklerle savaşmayla alakalı ayetler vardır. Ehli sünnet uleması bazı imamlar 63 tane surede böyle ayetlerin olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu mesele usulü fıkıhla alakalı bir mesele olduğu için Burada bizi ilgilendiren mesele ne? Şu. Biz diyeceğiz ki bu ayet vardı ve bu ayetin hükmü baki kalmıştır. Ancak lafzı nesk olmuştur. Ehli sünnet vel cemaat bunu söylerler. Bunu diyeceğiz. Burada bize düşen nedir kardeşler? Bize düşen özellikle bu konu hakkında, rejim meselesi hakkında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunları bap bap anlatmak istiyorum. Yani dikkat etmeniz gereken hususlar var. Öncelikle biz şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki rejim hükmü Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bir hükümdür ve kesinlikle ona inanmak gerekir. Yani insanın keyfiyetine kalmış bir şey değildir. Ya kabul etsem de olur, etmesem de olur diyebileceğiniz bir şey değildir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı ehli sünnet, selefi salihin bunları İtikat risalelerine koymazlardı. Neden bunları buraya koydu? Çünkü bunlar sünnetin asıllarıdır. Allah'ın hükümleridir. Sizin bunları kesinlikle kabul etmeniz lazım. İkinci olarak rejimin hükmü hakkında tafsilat olsa da tatbikatı hakkında tafsilat olsa da Peygamber aleyhissalatü vesselamın kesin olarak yaptığı sabittir. Sahabenin kesin olarak yaptığı sabittir. Birileri çıkmış demiş ki tam ayet değildir ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle tahsis edilmiştir. Biri böyle demiştir, biri şöyle demiştir, biri böyle demiştir, her biri bir şey söylemiştir. Ama hiç kimse recm hükmünü ne yapamaz inkar edemez. Bu sabittir yani, bu sabittir. Üçüncüsü bunu kerih görmek, bunu vahşet görmek, bunu kötü görmek Allah muhafaza insanın inancına zarar verir. Allah azze ve celle der ki: "Zalike bi annahum karihu ma anzal Allahu fa ahbata İşte bu onların Allah azze ve celle'nin indirdiği şeyi kötü görmelerinden dolayıdır. Kerih görmelerinden dolayıdır. Bundan dolayı Allah azze ve celle onların amellerini boşa çıkarttı. Yani amelleri boşa gitti. Niçin gitmiş? Allah'ın hükümlerini kerih gördükleri için. Eğer sen bunun Allah'ın hükmü olduğuna inanıyorsan sen ne yapacaksın? Bunu kerih görmeyeceksin. Bunu vahşet görmeyeceksin. Buna dikkat etmek lazım. Dördüncüsü bu hüküm yani evli olan zina yapanlarla yapılan ceza ile benzer cezalar. Örnek verecek olursak yani evliye uygulanan rejim cezası ve benzer cezalar. Benzer cezalar. Bunlar önceki kitaplarda var. Yani bir adam evli Buna rağmen zina yapıyor ya. Bu önceki kitaplarda da sert bir şekilde cezalandırılmış. Hatta Çin tarihine bakın, Romalılara bakın. Hangi tarihe bakarsanız bakın, evli olup zina yapan erkek kadına çok ağır cezalar uygulamışlardır. Yani fıtrata ters bir şey değil. Aslında fıtratta olan bir şey. Çünkü bunun önünü kesmedikleri takdirde adam kendisi gidip o işi tamamlıyor. Yakın zamanda haberlerde gördüm. Adam gitti, karısıyla başka bir adamı yakaladı. Dışarıda adamı bıçakladı, öldürdü. Fıtrat bu fıtrat. Fıtrat aldatılmayı kabul etmiyor. Etmiyor yani. Bu böyledir. Onun için bütün dinlerde hemen hemen veya bütün tarihlere bakın. Bununla alakalı geçmişte bir araştırma yaptığım için söylüyorum bunu rahatlıkla. Cezaları ağırdır. İslam'a göre, Yahudiliğe göre rejimdir diyelim. Başkalarına göre öldürülmektir, asılmaktır ve benzeri şeylerdir. Ama cezaları ağırdır. Onun için bu fıtrata ters olan bir şey değildir. Bakmayın siz günümüzdeki batılılar ortaya bir şey koymak için saçmalıyorlar. İnsanlar da onların peşinden gidiyorlar demokrasi adı altında. Öyle değildir. Beşincisi ise ehli sünnet vel cemaat kendini onlara nispet eden insanların hadisler konusunda Durumları iki kısımdır. Birinci bir kısım vardır ki bunlar işte batınlara yaranmak için, oryantalistlere yaranmak için biraz daha yumuşak görünmek için hadisleri tevil etme yoluna gidiyorlar. Aman ha aman dikkat edin. Böyle yapmayın. Birkaç örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela Ayşe annemizin evlilik yaşı. 50 takla atıyorlar. Sırf karşısındaki insanı ikna etmek için. Halbuki imanet kurtul ne uğraşıyorsun? İman kurtul. Ama adam ne diyor? Sırf ateistlere cevap vermek için buradan kasıt şudur, buradan kasıt budur. Halbuki hadislerin lafızları çok açık ha. Çok açık. Veya mürtedin öldürülmesi veya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'deki o Yahudileri kesmesi. Adamlar bunları tevil ediyorlar. Hayır öyle şey olamaz diyorlar. Veya isim sıfat meselesi veya işte bu anlattığım rejim meselesi. Tevil etme yoluna gidiyorlar. Bir öyle yapıyorlar bir böyle yapıyorlar. Yok buradan kasıt budur. Buradan kasıt şudur. İkinci kısım ise işte bizler onlardan olmayı temenni ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bizi onların içine ilhak etmesini istiyoruz ki onlar kınayıcının kınamasından korkmazlar ve seleften geldiği gibi kabul ederler. Tevil ve tahrif etmezler. Derler ki Selefimiz böyle yaptıysa, böyle iman ettiyse bize de düşen budur derler. Başka bir nokta yine bu rejimle alakalı altıncı olarak tavsiye edebileceğim mesele. Bu ve benzer meselelerde gerçek menheç sahipleri, gerçek eser sahipleri ortaya çıkar işte. Bir tarafta dediğim gibi batılılara yaranmak, onların istediklerini yerine getirmek için çalışan insanlar bir tarafta da kınayıcının kınamasından korkmayan insanlar var. Rejim konusu bir imtihandır kardeşler. Bir imtihandır. Sünnet konusunda bir imtihandır. Şimdi daha önce size söyledim. Bir daha bunu tekrar etmek istiyorum. Sahabede Muaviye radıyallahu anh bir imtihandır diyor Selef. Sünnette de Allah en doğrusunu bilir. Rejim bir imtihandır. Çünkü en çok insanların takıldığı mesele rejim meselesidir. Adam bunu kabul ettiği zaman zaten bütün işler çözülüyor. Sahabeden de adam Muaviye radıyallahu anh'ı kabul ettiği zaman işler çözülüyor. Bakın örnek vereyim. İbni Battah der ki sahabeden bahsettikten sonra gerek ehli sünnet gerekse başkaları Muaviye radıyallahu anh'ın faziletlerini zikretme özen göstermişlerdir. Bu bapta onun hakkında rivayet edilenlerin tamamını zikretmişler. Onu övmek için birçok mustakil kitap kaleme almışlardır. Bunların hepsi bu değerli sahabeyi taan eden, ona düşmanlık besleyen, onu sahabeye taan etmeye açılan bir kapı olarak kullanan rafizilere ve haricilere bir reddiye olsun diye yazmışlardır. Neymiş? Sahabeye taan edilmek için bir kapıymış Muaviye radıyallahu anh. Yine Tarihul Bağdat'ta Rabi bin Nafi şöyle der. Muaviye bin Ebu Süfyan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının perdesidir. Kişi perdeyi kaldırdığı zaman arkasındakilere cüret eder. Dikkat edin buraya. Abdullah İbni Mübarek der ki Muaviye bizim nezdimizde bir imtihandır. Subhanallah. Bu günleri anlatıyor. Muaviye bizim nezdimizde bir imtihandır kimin Muaviye'ye yan gözle baktığını görürsek onlar yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hususunda ondan şüphe ederiz. Ondan şüphe ederiz. Neden bu örnekleri verdim? Konumuzla alakalı mıydı? Konumuzla alakalıydı. Rejim meselesi bir perdedir. Sen orayı geçtin mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetini inkar etmek için kendine yol açmış olursun sahabelerden de Muaviye radıyallahu anh bir perdedir, bir kapıdır. Sen o kapıyı açtığın zaman bütün sahabeye dağın etmiş oluyorsun. Onun için geçmiş ulema, selef böyle demiş. Rafiziler çünkü onu dillerine doluyorlardı. Mutezile onu dillerine doluyorlardı. Bazı kimseler onu dillerine doluyorlardı. Dillerine dolamaları bile sahabeyi rahatsız etti. Ve bu konu hakkında bu sözleri sarf ettiler. Onun için kardeşler siz rejim ayetini, rejim hükmünü iptal ettiğiniz zaman, reddettiğiniz zaman otomatikmen kendi menhecinize çatışıyorsunuz. Şimdi düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki benim menhecim Kur'an, sünnet, selefin anlayışı. E tamam selef böyle yapmış. Hadi vazgeç bakalım. Ya Yahudiler gibi işine geleni alacaksın, işine geleni bırakacaksın. Ya da diyeceksin ki ben bunu kabul ettim, baş ve göz üstüne diyeceksin. Sana düşen budur. Sen bunu yapmadığın takdirde 20 tane sahabeye dağın ettin, inkar ettin. Onların tatbik ettiği şeyleri de inkar ettin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini de inkar ettin. E bu hadisler Bukhari ve Müslim. Sen şimdi işine geleni alacaksın, işine geleni bırakacaksın. Böyle bir din olur mu? Böyle bir din olmaz kardeşler. Onun için sünnette perde, kapı, imtihan rejimdir. Sahabede perde, imtihan, kapı Muaviye radıyallahu anh'tır. Bunu bileceğiz. Bunu bilmemiz lazım. Bunu yapmadığımız takdirde Allah muhafaza birçok şeye kapı açmış oluruz diyebilirim. Bunu böyle anlatmamın sebebi budur kardeşler. Başka bir şey değildir. Yani bir şeyler sizin aklınızı kurcalıyor olabilir. Size düşen aleyhissalatü vesselamın sünnetine teslim olmaktır. İmam Ahmet'in şerhu sünnesinde, usulü sünnesinde hep bu sözlerden bahsedilir. Der ki yani akla başvurmayacaksın. Sünnete teslim olacaksın der. Dolayısıyla bu böyledir. Sen meseleleri aklına götürsen akıl akıldan üstündür. Biri A der, biri B der, biri C der. Herkes birbiriyle bu konuda yarışır. Evet. Şimdi 45. babı da işleyelim. Mesler üzerine mes sünnettendir. 45. Mesler üzerine mes sünnettir. Evet. Şimdi bu mesler üzerine mes meselesi kardeşler bu normalde fıkhi bir mesele. Ehli sünnet uleması Selefi salihin ehli eser bunun neden risalelerini koymuşlar? Burası alimler arasında konuşulmuş. Neden? Çünkü buna muhalefet etmişler. Her zaman söylediğimiz. Hariciler bunu inkar etmişler. Rafiziler inkar etmişler. Mutezilenin bir kısmı inkar etmiş. Sebebi ne? Bazıları ayetin zahirine yapışmışlar. Şiiler gibi demişler ki biz ayağımızı çıplak olarak mes ederiz demişler. Bazıları da demişler ki hayır mes diye bir şey yoktur demişler. Bu hadisler zayıftır, uydurmadır demişler. Her biri bunu söylemiş. Ondan dolayı ehli sünnet vel cemaat bu konuda özellikle bunları sünnetin asılları diye zikretmiş. Sünnetin asılları diye zikretmiş. Hani bize soruyorlar ya. Ya hocam işte bu meslen üzerine mes yapalım mı, yapmayalım mı? Hanefiler bize tip tip bakıyorlar çorapların üzerine mes yapınca. Ne yapalım? Yap kardeşim, yap. Yap. Sünnetler terk edilmiş. Sana düşen yapmaktır. Sünnetleri ihya etmektir. Sana düşen bundan kaçınmak değildir. Şimdi bunları anlatacağım inşallah. İmam Ahmet mester konusunda şunu söyler kardeşler. Der ki Kadı Ebu Ya'la El Hanbeli İmam Ahmet'ten ehli sünnet vel cemaatten olan müminin özelliklerini naklederken bunların arasında İmam Ahmet'in seferde olsun, muhkim olsun, mesler üzerine mes etmek gerektiğini söylemiştir. Ebu Ya'la bunu naklediyor. Başka bir rivayetlerde işte İmam Ahmet'ten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğinde üzerinde bulunduğu sünneti tarif ederken İmam Ahmet mester üzerine mes etmek dediği nakledilmektedir. Yine İbnül Cevzi İmam Ahmet'in dilinden Ehli Sünnet ve Cemaat'in akidesini aktarırken mes etmeyi dile getirir. Çoraplar üzerine mes etmek seferi için üç gün ve üç gece muhkim için de bir gün bir gecedir demiştir. Bununla alakalı dediğim gibi selef imamlarından başka rivayetler de vardır. Bunu söylemiş olalım. Bununla beraber hariciler ve rafiziler dedik inkar etmiş. Ehli sünnet vel cemaat bunu ısrarla söylemiş. Bu meseleler mütevatir derecesindeki hadislere ulaşıyor demiş. Bununla alakalı Meruz şunu söylüyor. İmam Ahmet'in kendisine bazıları mes yani mesler üzerine mes caiz görmüyorlar diye sordum. O da dedi ki onlar haricilerdir. İbadiye de bir topluluktur dedi. Yani demek ki İmam Ahmed'in zamanında hariciler bunu inkar etmişler. Kur'an'da bulamadıkları için inkar etmişler. Ve İmam Ahmed onlar ibadiyeden bir topluluktur demiş. Mesail'de geçtiği üzere. Yine Mervezi sünnetisinde şunu nakleder. Der ki heva ve bidat ehlinden hariciler ve rafizler gibi bazı tayfeler mester üzerine mes etmeyi inkar etmişlerdir. Bunun Allah'ın kitabına aykırı olduğunu söylemişlerdir. Bunu inkar edenin zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz bütün sünnetleri inkar etmesi gerekir ki bu Müslümanların cemaatinin dışına çıkmaktır demektir demişler. Yani rafiziler Burada anlatıldığı gibi hariciler inkar etmişler. Her kim bunları inkar ederse büyük bir Müslüman topluluğun sözlerini inkar etmiş olurlar diyebiliriz. Bunun dışında İbni Batta da yine benzer meseleler naklediyor. Onu söylemiş olalım. Şimdi rivayetlere gelelim. Kısaca özet olarak anlatayım. Muhire İbni Şube'den gelen bir rivayet var kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mester üzerine mes ederken gördüm demiştir. Mughire İbni Şube. İbnül Haris rahmetullahi aleyh Cerir'den naklediyor ki su kabını diyor abdest alırken gördüm. O mesler üzerine mesetti. Ben meslerin üzerine mes mi ediyorsun dedim. Cerir şöyle dedi. Ben peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı böyle yaparken gördüm. Diyor. Ravilerden İbrahim şöyle dedi. Bu hadis Abdullah İbn Mesud ve arkadaşlarının çok hoşuna giderdi. Çünkü Cerir'in Müslüman oluşu Maide suresi inişinden sonra idi diyor. Bakın buraya dikkat edin. Ne demek kardeşler? Şu demek. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın mes ettiğini görmüş. Peki mes nedir? Mes bir kişinin elini ıslatarak çorabının veya ayakkabısının veya deriden olan mestinin üzerine sürtmesidir. Ön tarafına sürtmesidir, sürmesidir diyebiliriz. Mes budur. Bunun dışında dedim ya biraz önce çoraba yapılır mı? Çoraba yapılır. Biraz sonra nakledeceğim onunla alakalı rivayetleri. Bununla beraber ayakkabının üzerine yapılır. Bununla beraber deriden yapılmış meslere yapılır diyebiliriz. Hasan-ı Basri bu konuyla alakalı der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 kişi bana mesler üzerine mes etmeyi rivayet ettiler. 70 kişi. Abdullah İbni Mübarek der ki mes hususunda sahabe arasında ben bir ihtilaf bilmiyorum der. Mesler üzerine mes etmek caizdir ve mütevatir sünnetle de bu sabittir. Dolayısıyla bu sahabenin icmasıyla sabittir. Sahabenin icmasıyla sabit olduğu için mesler üzerine mes etmek caizdir diyebiliriz. Peki neresine mes yapacağız? Mestin. Biraz işin fıkhi boyutuna girelim. Mesterin üzerine mes edeceğiz. Normalde akıl der ki niye mesterin üzerine mes ediyorsun? Altına mes etsene. Zaten altı kirleniyor der sana. Ali bin Ebi Talip de aynı şeyi söylüyor. Eğer biz şeriata akılla yaklaşmış olsaydık biz meslerimizin altını mest ederdik. Oysa biz üstünü mest ediyoruz. Bu nedir? dinin şeriatın akılla olmayacağının bir belirtisidir diyerek bunu naklediyor Ali bin Ebi Talip. Peygamber aleyhissalatü vesselam da temsili olarak çorabının veya mesterinin üzerine mes edermiş. Üzerlerine ama üzerlerine. Yani parmak uçlarından şu bileğine kadar mes edermiş. Dolayısıyla buna da dikkat çekmek istiyorum. Bunun dışında şöyle bir soru gelebilir. Peki hocam meslerin üzerine mest etmek mi daha hayırlıdır yoksa ayakları yıkamak mı daha hayırlıdır? Bazı alimler demişler ki ayakları yıkamak daha hayırlıdır demişler çoğunluk olarak. Bazıları da hayır sünneti ihya etmek adına meslerin üzerine mes etmek daha hayırlıdır demişler. Bu konudaki en makbul en güzel görüşü İbnül Kayyım Zadül Mead'de naklediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam şayet eğer ayakkabısını veya mestini çıkartması gerektiği zaman çıkarır da ayağını yıkardı. Ama onu abdestli bir şekilde giymiş olduysa onun üzerine mesederdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam bazen bunu yapardı, bazen bunu yapardı. Duruma göre hareket ederdi. Hangisi onun kolayına gelirse ona göre hareket ederdi. Onun için hangisi sizin kolayınıza gelirse en hayırlısı odur diyor İbnül Kayyim. Doğru mu? Evet doğruya yakın bir görüştür. Bazen ayakları yıkamak daha hayırlıdır. Bazen ise meslerin üzerine mes yapmak daha hayırlıdır diyebiliriz. Bu konu hakkında zaten İbn Teymiye de bu görüştedir diyebiliriz. Peki burada çorapların, meslerin veya ayakkabının delik olması buna bir zarar verir mi? Ehl-i sünnet vel cemaat demişler ki hayır demişler. Çorapların Mesterin veya ayakkabının delik olması, yırtık olması buna bir zarar vermez. Bu konu hakkında işte İshak bin Rahavey, Sufyani Sevri, Evzai İbnül Munzir, İbni Hazım, İbni Teymiye ve birçok alim bunun mest etmeye engel olmadığını söylemişlerdir. Ne demek bu? Şu demek. Yani çorabında bir yırtık var. Yapabilirsin. Bunda bir sorun yok. Yap. Eğer çorabın, Çoraplıktan çıktıysa, artık ayaklarını kaplamıyorsa, paramparça olduysa artık ona zaten ne çorap denir? Her ayakkabı böyle olduysa ona artık ne ayakkabı denir? Veya mest böyleyse ona artık mest denilmez. Ancak bu şekilde olursa bunlara mest edilmez. Bunun dışında ayakkabıda veya çorapta veya mestlerde bir delik veya benzeri şeyler varsa kişi bunlara mest yapabilir. Peki Çoraba özellikle muhalefet etmişler bazı kimseler. Demişler ki çorabın üzerine mes yapılmaz. Zaten bu geleneksel ehli sünnet itikadına, inancına, mezhebine inanan insanlar hep bu konuda muhalefet etmişler. Her şeyi kabul etmişler. Demişler ki ya tamam da buradan kastedilen mesler sizin anladığınız mesler değil. Yani çorap değil demişler. Peki nedir? Demişler ki deriden yapılacak su geçmeyecek. Attığın zaman düz duracak. Üzerinde yürünüyor olabilecek demişler. Bir sürü şart getirmişler. Halbuki Allah Azze ve Celle burada meşakkatı kaldırmak için bu hükmü getirmiş. Sen bunu getirirsen daha da meşakkat olur. Daha da meşakkat olur. Dedik ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tür meselelerde hep kolaylaştırırdı. Hiç zorlaştırmazdı. O sebepten dolayı Muhire İbni Şuber'in başka rivayetinde der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı. Çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine mesetti der. Bu rivayette bu geçiyor ama bazıları bu rivayete demişler ki bu rivayetin başka lafızlarında çorap geçmiyor. Dolayısıyla o geçmediği için bu illetlidir demişler ve kabul etmeme yoluna gitmişler. Ehli sünnet uleması da demiş ki eğer ki siz böyle buna takılırsanız birçok hadis bize böyle gelmiş. Bu illetli değildir. Bu ilavedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen çorapla mesetti, bazen ayakkabısına mesetti demiştir. Olabilir. Bunun üzerine ne yapmışlar? Bunun üzerine hükmü bina etmişler. Bunun dışında mesler üzerine mesetmenin müddeti nedir? tercih edilen görüşe göre Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine göre Huzeyme bin Sabit anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mesler üzerine mes etmek müddeti seferi olan için 3 gün 3 gece mukim olan için 1 gün 1 gecedir. Bunun dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir rivayette Saffan bin Assal'a şunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz seferi olduğumuz zaman cünüplük müstesna 3 gün 3 gece mesterimize mes etmemizi büyük ile küçük tuvalet ve uyku içinde mesterimizi çıkartmamamızı bize emretti. Yani siz seferiyken uyudunuz tuvalete gittiniz 3 gün 3 gece meslerinizi çıkartmayın üzerine mesledin diye tavsiyede bulunmuş Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Eğer mukim isen seferi değil isen o zaman ne yaparsın o zaman bir gün bir gece bu ruhsattan faydalanabilirsin diyebiliriz. Ancak ne bozar bunu kardeşler? Ancak dediğim gibi vakti geçerse bozar. Yani mukim olduğun zaman bunu bozar. Yolcu olduğun zaman bunu bozar. Ve kişi cünüp olursa zaten o mest kalmamıştır. Başka bir nokta ise bizim tercih ettiğimiz bir görüşte. Mestleri çıkarırsan o mest gider demiştik. Daha önce bununla alakalı da sorular gelmişti. Dediğim gibi burada farklı görüşler var ama bizim tercih ettiğimiz görüş mesteri de çıkarırsan ne olur? Mesteri de çıkarırsan mes bozulur diyebiliriz. O zaman şu dört tane şartı zikrettiğimiz zaman diyeceğiz ki üç gün üç gece seferi için, muhkim için bir gün bir gece, kişi cünüp olduğu zaman veya mesterini çıkarttığı zaman mesteri biter, iptal olur diyebiliriz. Bunun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetiyle hakkıyla amel eden kullarından eylesin. Amin. Allah azze ve celle okuduklarımızla amel eden kullarından eylesin. Amin. Allah azze ve celle yeryüzünün doğusunda, batısında zulüm gören bütün mustazaflara yardım etsin. Amin. Onları içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsın diyelim. Vahirudavana Elhamdülillahi Rabbi Sübhaneke Allahumma ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك